Herkese selamlar arkadaşlar. Tavuklarımızın yanına geldim yine. Bugün bir ne kadar yumurta yapmışlar ona bakacağım. Oğlum da gelmeden yumurtalarını bir toplamak istiyorum. Çünkü geldiği zaman biraz ortalığı karıştırabiliyor. Önce yumurtaları toplayayım. Sonra artık durum değerlendirmesi yaparız. Şöyle bir kümesin içine bakıyorum. Zayiat manyat var mı? Şuraya yumurtlamıyorlar. Şuradaki folla ama arada ona da bakıyorum. Şimdi bakmayacağım ona da. Şöyle. Şöyle devamlı. Ev artıkları gördüğünüz gibi. Şöyle buralarda yumurta yok. Buraya yapmışlar. 5 adet yapmışlar. Düşürmüşler sayıyı. Dün 8 adet almıştı aile. Bugün 5 adete düşmüş yumurta. 19 adet tavuğumuz var artık. Geçenlerde yine bir kayıp oldu. Tavukların ölüm nedeni olarak muhtemeldir yani bu. Muhtemel ki biraz anlıyorsam işte biraz bu işi biliyorsam şeyden kaynaklı iç kuruluk dediğimiz problem var. Ara ara oluyor. Ara ara bunu yaşıyoruz. Bundan kaynaklı olarak genelde ölümleri yaşıyoruz tavuklarımızda. Şimdi neden bu şekilde bir verim alıyoruz biz? Oran anlamında düşük. Bunun tabii ki sebepleri var. İnterneti açtığımız zaman işte çiftliklerin özellikle yumurta toplama videoları gerçekten eğlenceli, güzel oluyor. Fakat o kişiler genel itibariyle zaten yumurta yemi kullanıyorlar ve ayrıca işte 4 aylıkken en düşük alıyorlar şeyleri, yarkaları. 4 aylık yarkaları besliyorlar. Dolayısıyla onlar genç hayvanlar genelde kullanıyorlar. 2 yaşına geldiğinde zaten elden çıkmış oluyor. Onları kesime gönderiyorlar en kötü ihtimalle. Hani dolayısıyla bizim onlarla durumumuz bir değil. Yumurta yemi sürekli kullanılıyor olması. Ayrıca da bu saymış olduğum sebeplerden dolayı yumurta yeminin dışında da bahsetmiş olduğum genç hayvanların ve hibrit hayvanların kullanılıyor olmasından kaynaklı. Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum anlayabilmeniz için. Örneğin salatalık bazında değerlendirirsek bir hibrit F1 salatalık var. Bir de normal salatalık var. Hibrit F1 salatalığı diktiğiniz zaman farkı anlarsınız. Ya tabii hayvanlarda, tavuklarda bu denli bir etkisi hibritin var mı bilmiyorum. Hiçbir zaman hibrit bir tavuk beslemedim. Ama böyle de bir durum var. Böyle de bir gerçeklik var. Dolayısıyla şartlarımız ve durumlarımız aynı değil. Bizler buğday, mısır, arpa, yer yer ayçiçeği oluyor yemlerimizde. Bu şekilde bir yem varyasyonu kullanıyoruz genel itibarıyla. Klasik olarak ama onlarda yumurta yemi faktörü var. Genç hayvanlar ve ayrıca da bu genç hayvanların yanında da bu hayvanlar hibrit dediğimiz hayvanlar. Dolayısıyla durumlar, şartlar bizlerden çok daha farklı oluyor. O açıdan baktığımızda bizim yumurta verimimizin düşük olmasının başlıca sebebi bu diye düşünüyorum. Ayrıca tabii kümes şartları şunlar. Bunlar da tabii ki bizimkiler diğer bu işi profesyonel anlamda yapan, bundan para kazanan insanlarınkiyle bir değiller. O açıdan da o da önemli. Şimdi oğlum da kümese teşrif etti. Tavukları biraz kovalayacak. Hemen yumurtalara gidiyor. Gördüğünüz üzere o yüzden yumurtaları bir an önce toplayıp kaçırmaya çalışıyorum. Yoksa hemen yumurtalara gidip onları topluyor kendisi. Ama tabii toplarken kırıyor. Daha önce başımıza geldi. 2 kez kırdı. Haliyle biz de saklıyoruz.
Dediğim gibi yani bu faktörler çok önemli. Bizim de aslında buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ama bu çok mümkün olmuyor. Yani şöyle ki örnek veriyorum, biz de bu hayvanlarda zaten bizimkilerin yumurtlamaya başlaması yaklaşık 6 ayı buluyor. Yani bizim o şekilde 4 ayda yumurta almamız çok olası değil. Kolay da değil. 6 ayda yumurtlamaya başlıyor bizim tavuklarımız. Bu 6 aylık süre zarfında da bizim eğer ki 6 aydan işte 2 yaşına kadar besleyip 2 yaşında hayvanları kesme durumumuz olmuş olsa, bunu takip edebilsek, sürekli hayvanların işte yaş olayının sürekli bir takip etme durumu olmuş olsa, bizlerde de aslında şey sonuçlar alınabilir, daha başarılı sonuçlar alınabilir. Sebebini söyleyecek olursam, zaten örneğin özellikle bu Ankara Tavuk Araştırma Enstitüsü var. Çok güzel çalışmaları var. Eskiden de günümüzde de. Yani orada hayvanların pik dönemleri genel itibariyle araştırılmış, sürekli incelenmiş. Binlerce hayvanın birden araştırmalar yapılmış. Ataksların olsun, diğerlerinin olsun. Dolayısıyla orada yani çok açık bir şekilde gözüküyor. Hayvanların bir pik dönemleri var. Pik dönemin devam ettirdiği zamanlar var. Yavaş yavaş düşüşün olduğu zamanlar var ve genel itibariyle genel geçer kanı da zaten 2 yaşı, 2 yaşından sonra tavukları genel itibariyle kesiyorlar. Kesime gönderiyorlar. Bu şekilde bir yol belirlemişler. Bunun mutlaka bir sebebi olmalı. O kadar insan, özellikle böyle para kazanan binlerce, on binlerce tavuk besleyen insanlar bunu bu şekilde yapmaz. Bizim de aslında bunlara riayet etmemiz gerekiyor. Ama tabii ki bunun için bizim sezon sezon belki de tavuk beslememiz gerekiyor. Yani bir anda atıyorum işte 100 tane çıkarıp, örnek veriyorum işte 100 taneye bakıp, 100 tane de zaten belki de yarı yarıya horoz olacaktır. Böyle de bir durum var. Şimdi onlarda o da yok. Tavuklarına bakıp yetiştirip işte 2 yaşına gelmeden, 2 yaşına yakın şekilde, örneğin mesela 6-7 ay öncesinden yeni yumurtlayıcı tavuklar çıkarmak için tekrardan bir 100 tane çıkarıp, yani bu şekilde bir sistem yapmamız gerekiyor. Ama bu çok mümkün olmuyor yani. Bunun belki en güzel örneği mümkünatı olduğu durumda, yani yer durumunda sıkıntı olmadığı şartlarda şey yapılabilir. Nasıl diyeyim? En güzel yöntem olarak bence farklı farklı kümesler kullanılabilir. Çok büyük hayvanlara çıkılmayacaksa farklı farklı kümesler kullanılıp orada yaş grubu yaş grubu bir ayrım şeklinde toplu toplu çıkımlarla o şekilde bir sistem belki yapılabilir, ama genel itibariyle bu çok mümkün gözükmüyor. Ama olması gereken, yüksek verimleri elde etmek için yapılması gereken bu. Çünkü bizim yem dezavantajımız var. Yani biz yumurta yemi vermiyoruz. Bunu vermediğimiz için zaten verimsel olarak biz zaten birçok konuda birçok şekilde geride kalıyoruz yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 8 yumurtalara, 9 yumurtalara çıktı tavuklar. Onu geçmedi henüz. 10 yumurta alamadık maalesef günlük bazda. Ama inşallah ilerleyen zamanda alırız. O şekilde umuyorum. Yeni gelen işte bir ayı geçtiler. Civcivler var. Onlar artık yeni jenerasyon olacaklar. Bunlardan zaten ölüm şeklinde eksilmeler oluyor. Onun haricinde kesim şeklinde de eksiltmeler yapacağız inşallah. Durumlar, vaziyetler bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.